Nagihan Alçı, yarın bu yayın yapılabilecek mi? Yarın akşam 21'de Türkiye'nin beklediği İmamoğlu Yıldırım yayını var. Bu tarz ekran duellolarını ısrarla isteyen taraf hep CHP kanadı oldu. AK Parti cephesi ise bu fikre hep uzak durdu. Fakat ilginçtir şu an CHP çevrelerinde kendi istedikleri bu yayınla ilgili çok yoğun ve derin şüpheler var üstelik moderatör açıkça CHP'yi destekleyen bir gazeteci olacak buna rağmen parti içindeki huzursuzluk bitmek bilmiyor birkaç gündür güney afrikadayım bu güzel ve hüzünlü ülkedeki gözlemlerimi aşağıda ve ileriki günlerde anlatacağım ama buradayken bir yandan da kritik konumdaki CHP'lilerden aldığım telefonlar beni şaşırtıyor özellikle CHP İstanbul il örgütü kaynıyor Örgüte görüşü sorulsa Ekrem İmamoğlu'nun bu yayına çıkmaması yönünde bir eğilim olduğu söyleniyor. CHP'li sosyal medya hesaplarına bakın. Yayını istekle bekleyen tek bir kişi bile yok. Gerçekten çok tuhaf bir durum. Zaten bu yayında moderatör olmak için özel uğraş sarf eden Uğur Dündar'ı bu işten caydıran da CHP'li kitlelerin yoğun baskısı oldu. Adeta linç ettiler Dündar'ı. Şimdi de sosyal medyada CHP'li çevrelerde Küçükkaya'ya yönelik büyük güvensizlik görünüyor. Zira dün İsmail bazı isimlere dava açacağını ifade etmiş. Kendi tabanından Ekrem İmamoğlu'na yayına çıkmaması yönünde ciddi bir baskı var ama İmamoğlu sözünden dönen insan konumuna düşmek istemiyor. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu da bu görüşte. Kısacası ok yaydan çıkmış durumda. CHP içinde Binali Bey'in ısrarla CHP'li gazeteci talep etmesi atağına karşın hazırlıksız kalındığı görüşü ağır basıyor. Bu durumun aksi tesir etmesi ihtimalinden korkuluyor. Biliyorsunuz o panikle CHP'nin görüşüyle Fatih Portakal ismi reddedildi yoksa Binali Yıldırım'ın Dündar'dan sonra ikinci tercihi Portakal'dı. Ancak CHP bu ismi istemedi. Peki AK Parti kanadı bu yayına nasıl yaklaşıyor? CHP'nin aksine bu tarafta da inanılmaz bir rahatlık var. Binali Yıldırım cephesi son derece sakin, Tayyip Erdoğan'sa bu duello işine hiç karışmıyor. Son günlerde Erdoğan büyük devlet ve uluslararası ilişkiler meseleleriyle ilgilenip İstanbul olayını parti kurmaylarına delege etmiş durumda. Şu an parti liderliği şapkasından ziyade devlet başkanlığı şapkasını kullanıyor. Yarınki yayın meselesi bana sorulunca şunu söylüyorum bu pilav daha çok su kaldırır. Nagihan Alçı, Habertürk